Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü İzmir yorumlarıyla bir aradayız. Ee, perşembe normalde Ankara yorumlarını e, YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde atıyordum. Ama Ankara sezonu bitmesiyle beraber e, Twitter'da da takipçilerimize sordum. Dedim ki Perşembe günü Kocaeli mi İzmir mi YouTube'a atmalıyız? Hangisine daha fazla tarif gelir? yüzde 75 civarında e, İzmir tercih edildi ve bundan sonra Ankara yarışları başlayana kadar e, Perşembe günü İzmir'de YouTube'da birlikte olacağız. Gündüz de baktığımızda Kocaeli yarışları bizleri bekliyor. Kocaeli yarışlarını gifkonaliz.com'da e, paylaşmış olurum. Umarım ki ilde dem hem Kocaeli'de hem de İzmir'de güzel başarılar elde ettiğimiz bir gün bizleri bekliyordur. E, dileyenler biz Twitter'da GIFKU analiz yazarak takip edebilir. Çok fazla aktif olmasam da zaman zaman paylaşımlarda bulunuyorum ama çok aktif değilim. Alt taraftan videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Bu bana maddi olarak bir şey katmıyor ama manevi olarak e, mutlu ediyor diyebilirim ki. Geçen haftalarda yayınladığımız videolarda çok fazla beğeni ve yorum aldık. Çok teşekkür ederim herkese desteklenitörü. Neredeyse bir tane videoda 1000'e yakın beğeni vardı. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Herkese desteklerinin ötürü teşekkür ederim. Çok şükür koronavirüsten de kurtulduk. Negatif oldu. Umarım tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa sürede herkes iyileşir ve bu virüsten de kurtulup eski hayatımıza dönebiliriz. Çok dikkat edin kendinize. Gerçekten kolay değilmiş. Ben de çok iyi yaşayınca anladım biraz. E, dikkat edin, çok fazla çıkmamaya e, mesafelere oldukça dikkat edin diyerek yorumlara başlıyorum. Birinci ile ilgili birkaç tane tuttuğum mat var, onları paylaşacağım. E, onlar da birinci ile ilgili paylaşımım olmayacak. İkinci ile ilgili paylaşım yapacağım. E, i̇kinci altıganda resmen kendi kendimi e, nasıl diyeyim? nasıl diyeyim bulamadım şimdi. Yani yüksek AGF'leri tek atmak yerine gittim yine en zor koşuda bir tane tek tercih ettim. Uyum kurusun diyeyim ne diyeyim yani. Ee, bakalım neler olacak beraber göreceğiz. Başlıyorum yorumlarıma. Ee, birinci koşu çok zor. Buraya tuttuğunuz atları yazın çok zor bir koşu tüm atların geliri var ama özellikle 8 numaralı şanslı kafkasa dikkat edin ikinci koşuda bir tane atı ben geçen hafta duydum 4 numaralı kurtarıcı çok iyi çalışmaları var ve bu at bir tane kum koştu oldukça iyiydi kum performansı o gün daha sert grupta koştuğu için kötü koştu ölçü almayın e, liderliği falan alabilirse bu dörtme kurtarıcı yakalanmaz bitirir mesafe çok kısa dikkat edin ama altıma yaman efe 3 numaralı çakmak taşı e, bunlar da gelebilecek atlar siz bakın 4, 6, 3 diyorum. Ama 5 8, 5 9 da daha sonra yazılabilir. Ama özellikle 4 numara kurtarıcıya dikkat edin. Üçüncü koşta burada altıma Fresh Money'e dikkat edeceğim. Ee, çok iyi koşar bu at. Son kom yarışını ölçü almayın. Liderliği alamadı. Yarın baktığımızda önde bomboş kalacak. Ve beyaz bayrak aynı yapabilir. Yarın çok da geri planda kalır bu at. Ee, güzel bir sürprizi imza attığını görebiliriz. Dikkat edin. Altıma da Fresh Money'e. Şimdi bizi ilgilendiren detaylı analizler yapacağımız ikinci altlık gayrına geldik. Ya ikinci altlı gayrına ilgili çok arada kaldım. Misli de olabilir. Dünkü İstanbul programı gibi de olabilir. Ya gerçekten bu konuda arada kaldığımı söylemek isterim. Ee, beraber izleyip göreceğiz ama dünkü İstanbul programına çok benzer e, bir İzmir programı olduğunu söylemek isterim. Ben yorumlarımı yapayım. İsteyenler Misti deneyebilir, istemeyenler sürprizler arayıp e, en caziplerinin gelmesini bekleyebilir. İkinci altlı ganli ikana geldiğimizde yani misti yapacaklar. 4 malı gurmeyi tek atsın. Gidişat çok aşan baba döker boz ve altı malı, altı numaralı like the stars gibi önüne gitmeyi çok seven 3 tane at var. Ee, bu üç tane atın da ortak özelliği liderliği alarak başarılı olan isimler. O yüzden de bu üç atın tempolu yükseltici yarışta dört numaralı gurme sonlarda yapacağı taklarla beraber kazanabilir. Daha sonra iki malı Brave Runner. Ya bu at çimde ne kadar yüksek başarılar elde etse de benim kum pistte beklentilerimin olduğu ve iyi yarışlar be yapmasını beklediğim bir isim Brave Runner. Ee, baktığımız aslında baba tarafı Smart Robin'den kum koşabilecek kapasitesi var. Bugüne kadar tek kum yarışı koştu. Onda da başarısız. Ama ben o yarışını ölçü almıyorum. O yüzden bugün çıkacağı yarışta e, süratli de gidişat olacak. 2 numaralı Brave Runner sonlarda kendini hatırlatabilir ve yarın büyük ihtimalle 4. 5. at konumunda koşar. Güzel bir tatlı sürprize imza atar. 4 ve 2'yi önde değerlendirin. Bu iki at bence öncelikli. Daha sonra bir numara Aşambaba çok beğendim. Son koşusunun mükemmel bir görüntüsü vardı. Ben o gün Baba'yı yazmadım. Ama sonlarda yarış gitti dedim. Yani bitirebileceği bir yarışta 3. de ayrıldı ki. Yani aksiyon farkıyla veya işte biraz daha iyi ayrılası tempoları bitirebileceği bir koşuydu. Eğer Dökerboz'la çok fazla mücadele etmezse. Ayşem Baba'dan bir beyaz bayrak ayna izleriz ki baktığımızda mesafe 1410. kulvar. Ya 1400 çok fazla dış kulvara dezavantaj sağlamaz hatta tam tersi bir şekilde avantaj sağlar. Çünkü özellikle önde giden atlar için ve diğer atları bariyer dibini yap yapıştırma imkanı veriyor bu durum. Eğer böyle bir şeyi başarabilir, Döker Bos'un bir adım önüne geçebilirse bu sefer de Aşan Baba'dan beyaz bayrak ayna görürüz. 9 Mendoza 9 nereden çıktı? 7 numaralı Mendoza. 8 numaralı Rasko'ya dikkat edin. Yani çok merak ediyorum bu at yarın ne yapacak? Gücü yeter mi yetmez mi? Bu konuda biraz kafamda soru işaretleri olsa da gidişat çok lehine. Rasko da sonlarda iyi gelebilen atlardan biri. 3 numaralı Döker Bos, 6 numaralı Light the Stars. 10 numaralı Crazy Line yazarak burayı sürpriz arayanlar kalabalık bir şekilde geçebilir. Veya misli yapacaklar veya ilk ayakta ben risk almayı seviyorum diyenler 4 ve 2 2 atla yazıp geçebilir sıralamam 4 2 önde 1 7 8 3 6 10 daha sonra ya burası için de misli oynayacaklar için 3 atı öncelikli vereceğim daha sonra kapatacağız bu yarısı zaten kısa geçtiğimiz ayaklar var o yüzden de burayı risk almadan kapatmak doğru olacaktır bir kere şunu söylemem gerekli çünkü bu yarışta bence net bir şekilde favori yok. Ya alttaki 3 tane at çok iyi performans sergilemeyen en azından grubun bir tık altında. Ildır Bey'in çim performans daha iyi. Kongel insan biraz daha mesafe istiyor, biraz arada startta kalan bir at. Avukat eski avukat değil. Victor Ritimle beraber Arkansas Sol'da sık koşan, e, az ara sonrası genel atlar. O yüzden de bana göre bu yarışın net bir şekilde favorisi yok. Ama ille de birilerinden bahsetmek gerekirse bu isim kesinlikle 2 numaralı Victor Ritim olacaktır. Bir kere son iki yarışını ölçü almak doğru olmaz çünkü daha sert gruplarda koştu. Ama ona rağmen yüksek ile dikkat çekti bu at ki bugün baktığımızda yarışa avukat liderliği alacak. Belki Asan F önlere yakın gidebilir. Onun haricinde böyle çok sert tempo olarak katılabilecek atlar yok. Geriden gelecek atlar da böyle çok iyi görünmüyor. O yüzden de öndeki ikiliyi doğru zamanda atlamayı başarabilirse Victor Ritim kazanır. Daha sonra 5 numara Ildır Bey'e ne kadar çim performans daha iyi olsa da e, grubun uygunluğuyla kendine şans yaratabilir. Eğer tempolar yükselirse startta da çok fazla oyalanmazsa 4 numara Kongelin Sansonlar'da iyi geldiğini görebiliriz. Ufak oyuncaklar 2-5-4 bu 3 atla geçebilirler. Daha geniş oyuncaklar 1 numara Arkansas Sol, 8 numara Güçlü Kız, 3 numara Al Avukat, 6 numara Living for Love, ve 7 numaralı Aslan Efe diyerek burayı kapatarak rahat bir şekilde izleyebilirler. 6. koşuya geldiğimizde yani Mist'e oynayacak da 1 numaralı Premium Mower'ı tek denesin. Çünkü baktığımızda gidişat çok lehine. Peter Pan Stream, Mestan Efe, Star, Glabella ve 2 numaralı Baba Avcı gibi çok süratli atlar var ve bu atların birçoğu DDL'ye almadıklarında başarısız olan isimler. O yüzden de sert tempoyla başlayıp sert bir şekilde gidecek bir yarış bizleri bekliyor. Geriden gelebilecek iki tane at var. King Chacha ve bir numaralı Premium Mauer. Ama King Chacha da böyle Ankara'daki yarışlarını aratan bir at. O yüzden de İzmir'i çok iyi tanıyan, İzmir'de oldukça iyi başarılar elde eden ve ara sonrası elde ettiği Dördüncünde diri görünen bir numaralı Premium Mauer kazanarak devam edebilir. Misty oynayacaklar. Tek denesin. Ama sürpriz arayacaklar. Özellikle 2 numaralı Baba Avcı'ya ve 4 numaralı King Chacha'ya dikkat edebilir ki. Baba Avcı'ya da şu şekilde dikkat edebiliriz. Yani normalde buradaki atlar çok iyi değil. Yani Luke Star, Mestan Efe, Peter Pan Ya bence... E, Baba Avcı ve Premium Maurata King Chacha'ya göre biraz daha altlarda. Glabella zaten net bir şekilde kaçar diyemeyiz. O yüzden de acaba öndeki 3 tane atın arkasında bekleyip Viraj dönülür dönülmez onlardan çok hızlı bir şekilde kurtulup istediği avan alırsa Premium Mauer ve King Chacha gelene kadar Baba Avcı bitirebilir mi? Bu düşünce benim kafamı ciddi anlamda kurcalıyor. Bir de e, özellikle ilk iki yarışını... Adana kumunda kazanan, daha sonra da İstanbul'da bekleneni veremeyen, bugün İzmir'de tam bir kapalı kutu olan bir 4 numaralı King Chacha var. Ondan da Premium Maver'ın yüksek agb çıkacağı yarışta ufak tatlı bir sürpriz gelebilir. Sıralamam ufak oyuncakta 1 numara tek atsın, e, sürpriz arayacaklar 2 ve 4'e şans versin. 7. koşuya geldiğimizde yani burası için de çok fazla söylenecek bir şey yok. 6 numaralı kuzey yağmuru rakiplerin önünde. Yani İlle de cazip bir at önereceğim diye de cazip isim önermek durumunda değiliz. Yani laf olsun diye ya ilk sıradan. O yüzden de Kuzey Yağmur'un kazanması çok çok normal bir sonuç. Çünkü diğer atlar eski formunda değil. Elino son yarısında kazandığı da olsa eskisinden uzak. Grey Ocean baya bir uzak. Perfect Runner eski at King Mango gazi koştuktan sonra... Yerlere döküldü İstanbul'da Sentik'te. Kuru Soğan'ın ben gücünün yeteceğini düşünmüyorum. Yani geriye bir tek Kuzey Yağmur'u kalıyor. Ee, oldukça iyi durumda at. Çatır çatır da kolay bir şekilde yarışları kazanıyor. İzmir performansı da yeterli. Bir kere daha kazanabilir. Dileyenler Kuzey Yağmur'u tek atıp dediğim gibi isteyenler son ayaktaki tekime güvenmeyenler veya burada Kuzey Yağmur'u tek olarak değerlendirebilir. Ama burada sürpriz bir sonuç çıkacaksa bunu bir tane bir numaralı El Nino gerçekleştirebilir. Bir de 4 numaralı Kick Mango. El Nino nasıl gerçekleştirebilir? Yarışa baktığımızda Perfect Runner liderliği alacak. Perfect Runner'ın arkasında El Nino gidebilir. Eğer Kuzey Yağmur'un bir adım önünde giderse Kadir Tokaçoğlu yarış boyunca ve viraj dönerken ben Perfect Runner'ın çok böyle ısrarcı veya çok dirençli çıkacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle viraj dönülürken El Nino'nun hamle yapacağını ve oralarda liderliği almaya çalışacağını, bunu yaparken de zorlanacağını inanmıyorum. El Nino ile atlanması kolay bir isim değil. O yüzden de buradan sonra Kuzey Yağmur'un tüm baskılarına direnerek biraz afiften de böyle dokandır, dokundurarak rakibine e El Nino'nun kazandığını görebiliriz. Bir de şöyle bir ihtimal var. E, Perfect sert bir tempo verecek. El Nino'dan kurtulmak için virajlarında hamleler yapacak. E, Ares Karataş da kendisine herkesin olduğu gibi rakip olarak Elnino'yu seçecektir. Acaba o da erken bir şekilde yürüyüp e, Elnino ile beraber Kuzey Yağmur'a erken mücadeleye girerse sonlarda biraz tempolara düşmesi durumunda 4 numara King Mango gelip rakiplerini geçebilir mi? Düşüncesi de kafamda beni kurcalıyor. O yüzden de dileyenler aldıma Kuzey Yağmur'u tek atabilir. Misti yapacaklar. E, sürpriz arayanlar 1 numaralı El Nino ve 4 numaralı King Mango'ya şans verebilir. 8. koşuya geldiğimizde yani burası içinde 2 iki tane at çok ön planda. Mist ne yapacak da bu iki atı yazabilir. Bunlardan biri Er Türker. bir saniye bir su içip devam edelim. Evet. Kusura bakmayın. Bunlardan bir tanesi 3 numaralı Ertürker. Ertürker'e baktığımız aslında görüntü ve yaptığı yarışsal olarak e, iyi bir isim ve ya bulup bulabileceği en uygun maiden grubu bulduğunu söyleyebilirim. Son ikinci ile beraber de artık elim kulağımda. Bugün yarın bir tane birincilik elde edeceğim izlenimi verdi. E, eğer böyle birkaç tane önde gidebilecek atlar var orijin olarak. Ee, Taçbaş, Evreka gibi. Bunlardan çok fazla etkilenmezse Ertürker beyaz bayrak aynı yapabilir veya son 2-3 yarıştır artık kıvama gelen bir numaralı bilir kişi sonlarda gelip rakibini geçer. Ufak oyuncaklar 3 ve 1. 2 at yazabilir ama cazip isimlere yöneleceksek burada bir 6 numaralı Evreka var. Özellikle bu anne tarafından kardeşlerine baktığımızda Güngör Ağa dikkat çekiyor ki Güngör Ağa zaten genelde başarılı kumda elde etmiş bir isim. Birinci kulvardan çıkıyor. 51 kilo. Mesafe 1200. Acaba iyi bir start çıkışıyla Ertürker'den liderliği alabilirse bu kilo farkıyla bir beyaz bayrak ayna 6 numaralı Evrakadan izleyebilir miyiz? 8 numara Gökçe Melek idmanda çok iyi görünüyordu. 5 numara Tumbul Hüseyin. Ya bu grubun hep arkasında kalan bir isim ama biraz performansını artırırsa gücü yetebilir. Bir de orijin olarak kuma çok yatkın bir orijin olan 9 Seyrek var. Ya bugüne kadar beklentilerimizi karşılamadı. Ama orijini kuma çok yatkın. O yüzden de kumda güzel bir performans seyredebiliriz. Ufak oyuncaklar 3 ve 1. Geniş oyuncaklar 3, 1, 6, 8, 5, 9 sıralamasını yazabilir. Son koşuya geldiğimizde hepinizin ee, o kadar tek var gün içerisinde gidip Araplara ait günü gün tutmayan e, isimlerin olduğu yarışta mı tek buldun dediğini duyar gibiyim. Yapacak bir şey uyum kurusun. 3 e, numaralı Bilden Anı bugün İzmir'de sizlere banko olarak öneriyorum. Yarışa baktığımızda Bilden ana önde çok fazla zorlayabilecek bir isim yok ve ya bana eküllerin fedaya koşacaklarını hiç sanmıyorum. Yani bir nışmancı bindirmişler kendi yerinde Özcan Yadırım varken İkisi de birbirine fedai koşmaz. Yani apranti bindirler hadi fedai koşar deriz ama. ikisinde de jokeyler var sanmıyorum. Selim abi gitmez, Gülüşlü gitmez, Atik Soylu gitmez, Aslan Soylu, Özbil'den, Bilden, Golden King, Gergin, Arslan Turbi 2 gider, Tuğan gitmez. Ya burada Bilden An'dan liderliği alabilecek bir at yok. Zaten Bilden An liderliği er aldığı yarışta kazanma ihtimali çok çok fazla olan bir at. Baktığımızda İzmir'de bugün biraz bir yağmur yağdı. Yarın da yağmurlu görünüyor. Eğer böyle biraz bir pist ıslanırsa Hatta biraz böyle bir sulu duruma gelirse o zaman bildenan ekmeğine yağ sürülmüş olur. Beyaz Bayrak aynı yapar. Rakiplerine yakalanmadan yarışı bitirir. Benim İzmir'de riskli olsa da ben bu riski alıyorum. Ee, kazanacaksam da böyle kazanayım. 3 numaralı Bildenan'ı banko olarak sizlere öneriyorum. Ve İzmir yorumlarını tamamlıyorum. Bakalım neler olacak. Dediğim gibi arada kaldım çok. Ee, favorinin tamamının geldiği ufak bir ikramiye de verebilir. Dünkü İstanbul gibi e, Longkner'ı yıkıldı gibi bugünkü favoriler de yıkılarak. Cazip bir ikramiye de verebilir. Bakalım neler olacak. E, son söz sizde. Ben sadece analiz yapıyorum. E, tercihler size ait. Umarım eliniz doğru tercihlere gider. Güzel bir sonuçla İzmir'i tamamlarız. Önce Kocaeli daha sonra da İzmir'de bakalım neler başaracağız. Benden İzmir için bu kadar. Bekleyen bu saate kadar. E, beğeni yapan, yorum yapan herkese buradan sesli olarak teşekkürlerimi iletiyorum. E, Pazar günü tekrardan YouTube'da İstanbul yorumlarında bir araya geleceğiz. Üyelerle zaten kocaeli'de ile bir araya gelmiş olacağız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.